Yani kur korumalı mevduat gibi yeni bir enstrüman üzerinde çalıştığı, bunu ortaya koyabileceği söyleniyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ne olabilir? Etkisi ne olur? Kuliste ne konuşulur? Ne olabileceğini düşünüyorsunuz? Bu faiz kararı ile birlikte ona ilişkin bir değerlendirme de almak isterim. Evet, ben de aslında bugünkü yazımda buna değinmiştim halktv.com.tr'de. Geçtiğimiz hafta sonu Nurettin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı söyledi biliyorsunuz. Enflasyona karşı korumalı bazı ürünler üzerinde çalışıyoruz dedi. Ben de bu yönde bazı bilgiler olduğunu duymuştum. Yani ekonomi yönetiminde ekonomistlerden KKM benzeri, yani kur korumalı mevduat benzeri ürünler geliştirmelerinin istendiği söyleniyor. Ne olabilir? Tabii burada iki soru geliyor önümüze. Bir, neden şimdi ihtiyaç duyuluyor buna? Çünkü yani dolar TL işte diğer piyasada çok böyle bir sert hareket yok. Döviz tarafı, döviz piyasası sakin gözüküyor. Demek ki önümüzdeki döneme dair ciddi endişeleri var diye düşünmek gerek. İkincisi ne olabilir tabii sorusu önemli. İlk akla gelen aslında bu tip durumlarda daha önce de böyle olmuştu. Süper faizli bono benzeri böyle kriz dönemlerinde kriz sonrasında arifesinde gündeme gelen daha önce Türkiye'de uygulanmış bir ürün, finansal ürün. Ama onun ben çok olduğunu zannetmiyorum, gündeme geleceğini zannetmiyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz konusunda bir ön yargısı var. O konuda bir inanışı var, düşüncesi var. Biliyorsunuz kitabını yazdım dedi. Enflasyonun nedeni yüksek faizdir dedi. Dolayısıyla süper faizli bono değil, kur korumalı mevduat benzeri. Enflasyona karşı koruma sağlayan, şimdi kur korumalı mevduat biliyorsunuz kurdaki harekete karşı koruma sağlıyor. Fakat enflasyona karşı koruma sağlamıyor. Yani aslında ilk 3 aya baktığımızda enflasyona karşı ezildi. Yani şimdi kur korumalı mevduata dahil olanlar. Yani bazı yerlerde ilk günden hesabı yaptılar. İlk günden hesabı yapınca yani 20 Aralık'ta doların 10-11 liranın da altına indiği günden hesabı yapınca sanki enflasyon kadar getiri sağlamış gibi gözüküyor ama birkaç gün sonradan alınca yani 3 Ocak'tan alınca yani 13'ün üzerine çıktığı seviyeden aldığımızda doları kur korumalı mevduata bir 3-5 gün sonra katılanlar ilk açıklandıktan 3-5 gün sonra katılanlar aslında enflasyona ezildiler. Çünkü enflasyon ilk 3 ayda Ocak, Şubat, Mart'ta %20'nin üzerinde. Fakat işte getiri onun altında %16-17 civarında bir getiri vardı. Şimdi dolayısıyla enflasyondan endişe eden de Türkiye'de bir ciddi mevduat sahibi, birikim sahibi, tasarruf sahibi bir kesim var. Onlara yönelik bir ürün, enflasyon korumalı bir ürün olabilir. Zaten var biliyorsunuz bankaların var benzeri ürünleri. Buna hazine tarafından böyle bir ürünün geliştirilebileceğini ve İşte seçime bir sene sonra piyasayı daha böyle hani sağlama almak için sakinliği devam ettirebilmek için böyle bir ürünün gelebileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki günler biraz çalkantılı olacak çünkü işte malum savaş dolayısıyla bu yıl herhalde Türkiye'nin turizm gelirleri beklenenin altında kalacak. Rusya'dan herhalde beklendiği kadar turist gelmeyecek, hedeflerin altında kalacak. Öbür yandan fakat Türkiye'nin döviz giderleri artıyor. Çünkü petrol, bütün emtia yani işte buğday, ayçiçek, arpa, metaller, alüminyum, çelik, Türkiye'nin ithal ettiği bütün emtia fiyatlarında çok sert artışlar var. Turizm sezonu açılmadan bu savaş biter diye bir ümit vardı. Ama o ümit de işte Putin'in son açıklamalarıyla anlaşılıyor ki suya düştü. Yani bu savaş uzun sürecek. Sürecek yani bu savaş. Öyle gözüküyor. Rusya'dan gelen açıklamalar. Maalesef. Sonuçta Türkiye'nin cari açığı büyüyecek. Cari açık da Türkiye için önümüzdeki dönemde bir çalkantı riski demek. Cari açık Türkiye'nin her zaman yumuşak gardı. Ona karşı işte bir önlem olarak sizin de dikkat çektiğiniz, işte biraz önce konuştuğumuz enflasyon korumalı bir ürün, belki de birkaç ürün gündeme gelecek. Bu arada işte başka bir takım şeyler var. Bu ihracatçıların zorunlu olarak sattığı döviz gelirleri %25'ten %40'a çıkarılacak. Şimdi yeni bir bilgi. Yani Merkez Bankası'nın rezervlerini oradan biraz daha döviz geliri sağlamak istiyorlar. Öbür yandan bir takım başka mesela bu kur korumalı mevduatta şirketlere tanınan vergi muafiyeti uzatıldı. Mart ayı sonuna kadar uzatıldı. Daha da uzatılabilir önümüzdeki dönemde. Yani dört koldan aslında yeni ürünler geliştirmeye, sunmaya, piyasaya çalışıyor ekonomi yönetimi. Fakat tabii burada dikkatimizi çeken nokta
ne yapmıyor sorusu. Politika faizi, faiz tarafı cız. Cız biliyorsunuz. Yani faiz aman olmasın. Faiz olmayacak. Faiz dışında her şey olabilir. İşte faiz dışında her şey olabilir. Kur korumalı olur. Enflasyon korumalı olur. Ne bileyim ihracatçıların böyle zorla dövizlerini satmaya mecbur bırakan uygulamalar olur ki onlar aslında sermaye kontrolü, yani yumuşak sermaye kontrolü önlemleri, olağan dönemlerde olmayan uygulamalar bunlar. İhracatçıların şimdi siz zorla döviz gelirlerini sattırıyorsanız normal zamanlarda olmayacak uygulamalar bunlar. Yani dolayısıyla bunun adını koyalım. Bunun adı sermaye kontrolü, yumuşak sermaye kontrolü. Yani faiz olmasın da ne, faiz olmasın. Ama bir şey olsun, faiz dışındaki alternatifleri zorluyor şu anda ekonomi yönetimi. Yazıya atfen bir kısa soru daha sorayım. Bu panik havasını giderecek adımlar olacak mı? Yoksa ekonomi yönetiminde panik havasını arttıracak başka değişiklikler örneğin görebilir miyiz enstrüman beklerken? İşte bu sanıyorum şeye bağlı. Yani bu savaşın, yani buradaki bilinmeyen değişken savaş. Yani yakın bir zamana kadar savaş turizm sezonu açılmadan 15 Nisan'da biter diye bir ümit vardı. Evet. Nisan'ın başında, yani 27 Şubat'ta başladı biliyorsunuz Rusya'nın saldırısı. Geçti yaklaşık işte o günden bugüne neredeyse 2 aya yaklaşıyoruz ve o başlangıçtaki ümit suya düştü. Şimdi pek ne kadar sürecek bunu bilmiyoruz. Petrol fiyatı büyük bir belirsizlik. Yani önce 130 dolara çıktı. Evet. Sonra 100 doların altına indi. Bu iki tarafın, yani Rusya ve Ukrayna'nın İstanbul'da müzakere için bir araya geldiklerinde yine 96 dolarlara falan indi. Şimdi yeniden çıktı. Dün yine 110 dolara yükseldi petrol. Yani petroller tırmanırsa Türkiye'nin hem petrol ithalat faturası tırmanır, hem sadece o değil ki, yani işte domatesin biliyorsunuz şeyinde dahi, yani bütün tarımsal ürünlerin temel girdisi mazot. Mazot fiyatındaki artış demek enflasyonun Türkiye'de önümüzdeki dönemde çok yüksek seviyelerde kalması demek. Şimdi önümüzdeki dönemde Sayın Nebati düşecek diyor enflasyon. Sayın Cumhurbaşkanı da enflasyon köpüğünü alacağız dedi. Ama şimdi pek öyle olacakmış gibi gözükmüyor. Tam tersine %100'ü geçme olasılığı şu anda konuşuluyor. Yani %100'ü geçmesi demek %200'den bahseden bugün bir köşe yazısı okudum. Evet. Bir önümüzdeki döneme dair bir öngörü okudum. Şimdi %200 demek, hem de seçimden önce, ya bu işte panik. Yani hani ekonomi yönetiminin tabii ki paniğe sürükleyecek tahminler bunlar. Eğer petrol öyle 130 dolarlara falan tekrar yükselirse, hatta onun üzerine çıkarsa ki savaşın ilk günlerinde öngörüler vardı. 150 dolara çıkacağını öngören çok ciddi yatırım kuruluşlarının öngörüleri vardı. O tabii ki yani Türkiye için kabus senaryosu. Yani enflasyon gemi azıya alır. İktidar açısından, iktidar için aslında bu bitiş demek yani. Hani seçime çeyrek kala enflasyonun %100'ün üzerine çıkma olasılığı, tabii ki bu panik yaptıracak bir gelişme olur. Panik yönlü. Bunları herhalde şu anda. Evet. Evet. Buyurun. Buyurun Sayın Soydan, tamamlayın lütfen. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki herhalde bunları ekonomi yönetimi şey yapıyordur, masaya yatırıyordur. Şimdi baktığımızda Sayın Nebati, işte diğer ekonomi yönetiminin başka da kimse konuşmuyor ama hani Şahap Kavcıoğlu bile biliyorsunuz geri plana çekilmesi istendiği söyleniyor. Çok konuşmasının istenmediği belirtiliyor. Nebati'ye baktığımızda sanki hani önümüzdeki dönemde hiç, yani bir B planı, C planı, işte hani petrol fiyatları yüksek olursa ne yapacak ekonomi yönetimi, şu seviyelerde seyrederse ne yapacak, yani böyle bir hazırlık varmış gibi söz etti mi bize Sayın Hazine ve Maliye Bakanı? Hayır, yani sanki hiç, yani olduğu gibi, yani bugüne kadar nasılsa böyle gidecek, hiç olağan dışı bir yani bir şey gelmeyecek Türkiye'nin başına. Herhalde hani Türkiye'ye kader yardım edecek. Herhalde öyle düşünüyorlar diye düşünüyorum. Yani sanki ekonomi yönetimi kamuoyuna işlerin ters gitmesi durumunda ne yapılacağına dair, bir B planının olup olmadığına dair hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir şey. Yani en azından piyasaları teskin etmek için bir şey, yani merak etmeyin, B planımız hazır, C planımız hazır, o da şudur
diye bir şeyler söylemesi beklenirdi ama söylemiyor Sayın Bakan. Ama ben yine de perde arkasında kendi aralarında hazırlık yaptıklarını düşünüyorum. Zaten işte bütün bu panik havası dediğimiz şey bence onun yansıması. Şimdi durup dururken neden ihracatçıların gelirlerinin %25'inin Merkez Bankası'na zorunlu satılan kısmını %40'a çıkarmaya hazırlanıyor Merkez Bankası? Durup dururken ortada fol yok, yumurta yok. İşte bence bu aslında ekonomi yönetiminin bize, yani kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadan perde arkasında işlerin ters gitmesi durumuna karşı bir hazırlığı, yani işlerin ters gitme olasılığı giderek artıyor. Seçime doğru hani savaş belki de bir sene, kim bilir, hani bunu bilmiyoruz. Öbür yandan biliyorsunuz Amerika'da Amerikan Merkez Bankası para politikasını 180 derece şimdi değiştiriyor. Yani pandemi boyunca uyguladığı politikayı bir kenara bırakıyor. Bambaşka işte yüksek faiz, bilanço küçültmeden ibaret olan yepyeni bir para politikasına geçiyor. Bu da doların bütün dünyada yükselmesine neden oluyor. Dolar şu anda euro karşısında çok yükseldi. Yen karşısında son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı Japon parası karşısında. Önümüzdeki haftalarda her an TL karşısında da bir anda alıp başını gidebilir. Herhalde diye düşünüyorum, işte buna karşı bir hazırlık var perde arkasında. Tabii ki demokratik ülkelerde bu tip hazırlıkların kamuoyuyla, halkla paylaşılması gerekir. Ama tabii Türkiye'de öyle bir ihtiyaç duymuyor gördüğümüz kadarıyla ekonomi yönetimi. Sayın Yüksalan, yani manşet herhalde Sayın Soydan'ın anlattıklarından sonra manzara alev alev. En önemlisi biz ne yapacağız? Evet, bak şimdi birkaç noktaya değinmek istiyorum hemen oradan yola çıkarak. Birincisi, enflasyona yönelik bir ürün bile geliştirilirse, tıpkı kur garantilinde olduğu gibi bunun geniş kesimlerle hiçbir ilgisi yok. Bir bunun altını çizelim. Yani ekonomi yönetimi hala elinde para olma ihtimali olan insanlar üzerinden bir ekonomi hamlesi yapmaya çalışıyor. Yani bu enstrümana karşı ben bir haberci olarak vatandaşı nasıl etkiler diye başlayacağım.